Ertuğrul Tunç arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Neden? Çünkü altılı masa toplanıyor ve sanıyorum henüz toplantı başlamadı. Ertuğrul, bize ne anlatacaksın oradan? Toplantı nedeni ya da içeriği hakkında bilgi var mı hiç? Erdoğan Aktaş, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu toplantı olağanüstü bir toplantı değil. Yani akıllara acaba İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili olarak mı Millet İttifakı toplanıyor sorusu gelmişti. Hayır, bu önceden planlanmış bir toplantıydı. Çünkü bilindiği üzere yarın Ankara mitingi var Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Altı lider de o mitinge katılacaklar. Kılıçdaroğlu'yla birlikte sahneye çıkacaklar. Tabii ki bunun hazırlıkları, son aşaması, neler yapılacağı konuşacak. Diğer yandan liderler hem sahada gözlemlediklerini hem de kamuoyu araştırmalarını bugün masaya yatıracaklar. Aslına bakacak olursak artık seçimlere sadece 2 gün kalmışken liderler son bir zemin yoklaması yapacaklar. Sahadan gelen, vatandaştan gelen bilgiler ve talepleri de tabii ki değerlendirecekler. Diğer yandan 14 Mayıs günü yapılacaklar da bugün liderlerin önünde olan bir diğer başlık olarak dikkat çekiyor. Nedir? Liderler bazında neler yapacaklarını konuşacaklar aslında. Oylarını kullanacaklar. Her biri kendi genel merkezine takip edecek bu süreci, bunu biliyoruz. İşte bununla ilgili olarak da oy sayımları başladığında, sonuçlar kesinleştiğinde nasıl bir strateji izleyecekler, kazanılması veya ikinci tura kalınması halinde neler yapılacak, bu tip konular bugün liderlerin önündeki başlıklar olarak dikkat çekiyor. Saatler aslında 21.30'u gösterdiğinde ev sahibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Şu anda da liderlerin gelişi sürüyor. Bizler genel merkezin önündeyiz ancak sizler liderlerin gelişini göremiyorsunuz çünkü arka kapıdan girmeyi tercih ettiler. Bir resmi karşılama olmuyor burada. Ancak bu toplantının önceden planlandığı, altını çizmekte fayda var. Ve tabii ki İnce'nin adaylıktan çekilmesi de bugün altı liderin önünde olacak olan bir diğer konu olarak görünüyor. Ancak bunun üzerinde toplanmadıklarının altını bir kez daha çizelim. Tabii ki İnce ile ilgili olarak neler konuşulacak, bununla ilgili olaraksa sonrasında bir açıklama yapılacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak bir açıklama yapılmayacağını şimdilik söyleyebiliriz. Yani bir sözlü açıklama veya yazılı bir metin beklemiyoruz. Bu sadece bir değerlendirme toplantısı olduğu için CHP ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bunu söylemekte fayda var Erdoğan Aktaş. Teşekkürler Ertuğrul. Ertuğrul Tunç Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bize gelişmeleri aktardı. Necdet Saraç, siz bir anlam yüklüyor musunuz bu toplantı ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok, arkadaşımızın söylediği gibi planlanmış bir toplantı. Son 2 gün tabii doğal olarak şeyi konuşacaklar. Yani şu ana kadarki sahadan gelen bilgileri ve son 2 günün değerlendirmesi. Yarın Ankara mitingi, son büyük miting. Millet İttifakı açısından oradaki verecekleri mesajları konuşacaklardır diye düşünüyorum. Bir Muharrem İnce başlığı olur herhalde. Tabii soru işareti o. Yani benim açımdan da mesela Muharrem İnce'yi davet etme noktasında muhtemelen görüşmeler vardır. Kamuoyuna da yansıdı. Yani Muharrem İnce'nin katılması noktasında Akşener'in açıklamasını görmüşsünüzdür zaten. Akşener Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye açıklamasını pozitif bulmuş. Yani Muharrem İnce'nin katılımına yönelik bir hamle yaparlar mı? Emin değilim ama olursa da sürpriz olmaz. O kanaatteyim. Yani hamle yapmaları. Belki uç bir tartışma olur ama CHP'ye geri döner mi Muharrem İnce? Çünkü hani sofraya davet ediliyor. Ya işte. Ben demin de söyledim. Yani Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansa da kaybetmese, adaylığını devam ettirseydi kaybeden taraftaydı. Kazansa da kaybetse de. Yani öyle bir objektif durum vardı. Şimdi bu adaylıktan çekilerek siyasette ben varım demeye devam ediyor. Böyle bir iddiayla ortaya çıkabilir mi? Yani siyasette zaman zaman değişimler oluyor. Mustafa Sarıgül tipik örneklerden birisi. Mustafa Sarıgül, Erzincan CHP milletvekili adayı ve siyasette yeniden. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ismini. Mesela yeniden, epeydir Erzincan'dan vekil çıkaramayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Epeydir değil, bu dönem aslında. Bu son dönemde çıkmadı. 2018. Öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum. Tamam. 2018. Bir hareket getirmiş gibi görünüyor. Hayır, tabii evet. Getirmiş. Ben şundan dolayı söylüyorum. Yani şimdi mesela Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi olarak seçime girseydi aynı etkiyi yaratır mıydı? Yaratmaz. Şimdi Mustafa Sarıgül büyük olasılıkla, yani şu anda kesin söylemek mümkün, kesin gözüyle bakmak mümkün. Erzincan'da bir bir yapacak. Yani CHP adına milletvekili seçilecek. Evet. Milletvekili seçildiği andan itibaren önümüzdeki dönem siyasette konuşulan aktörlerden biri olacak. Yeniden CHP'ye döner mi? Dönme olasılığı bence gündemde olur. Yani Türkiye Değişim Partisi'ni kapatarak. Muharrem İnce açısından da Muharrem İnce bu hamleyle siyasi iddialarını ve hedeflerini bence devam ettirme hamlesi de yapmış diye görüyorum ben. Yani o deminki tartışmamızda kaset benzeri şeylerden bağımsız olarak söylüyorum. Devam ettirir Muharrem İnce o anlamıyla kendi cephesinde bir iddialı bir isim.
Pazar günü yapılacak seçim Cumhuriyet Halk Partisi açısından da önemli bir seçim olacak. Yani Kılıçdaroğlu'nun ötesinde, Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo ile kaybettiği senaryo arasında doğal olarak farklılıklar olacaktır. Kazandığı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu senaryoda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü değişiklikler olmaz. Yani yani Cumhuriyet Halk Partisi normal bu yıl kongre yılı aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından da kongre yılı. Kazandığında çok olağanüstü değişiklikler olmaz. Orada da bir takım alanlar kapalı olur ama ben şeyi söyleyemem tabii. Yani Muharrem İnce döner diyemem. Bugünkü açıklamalarına baktığınızda dönmez. Ama işin doğrusu başından itibaren hep şunu söyledim. Muharrem İnce'nin ayrıldıktan sonraki iddiaların ötesinde Muharrem İnce 2021'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel hiçbir tezine itiraz etmiş isim değildir. Örneğin seçim bildirgelerine, 2015 seçim bildirgesine, 2018 seçim bildirgesine, 2020 kurultay sonuç bildirgesine itiraz etmiş değildir. İsim sonradan gelmiştir. Yani o diğer şeyler aslında CHP'nin genel çizgisine itiraz noktaları değildi. Yani CHP'nin temel çizgisine itiraz etmeyen bir Muharrem İnce dönüş yapabilir mi? Biliyorum. Dönüş yapabilir. Diğerlerinin hepsi aslında Türk siyasetinde öyle bir özellik vardır. Ayrılırsın sonra isim arkadan gelir. Yani ama Türk siyasetinde, Türkiye siyasetinde de uluslararası siyasette de siz eğer iz bırakacaksanız düşünsel bir çıkışa ihtiyacınız vardır. Düşünsel çıkış olmadığı sürece o köpük bir süre sonra devre dışı kalabilir. Biraz Muharrem İnce'de de öyle oldu diye düşünüyorum. Buyurun. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında siyasette hani hep denilir ya işte hukukçular iyi hitap yeteneğine sahiptir işte vesaire. Yani genelde hitabet yeteneği, belagat yeteneği genelde işte ya siyasette çok uzun zaman yer alan insanlarda olur o yetenek ya da işte başka türlü mesleklerde. Muharrem İnce'nin şöyle bir farkı var. Bir eğitimci olarak bir konuyu ikna ederek ve gerçekten de anlatmak istediği şeyin özünü de ortaya çıkararak anlatma konusunda bana göre şu anki siyasi arenada en iyilerden 5 ise aralarından biridir. Muharrem İnce bu kadar iyi bir yeteneği bu bir aylık sürede böyle heba etmeseydi bana göre önü çok çok daha açık olurdu. Bu bir tarafa. İkinci konu Muharrem İnce bu yeteneğiyle tek başına yetse Osman Bölükbaşı başka bir şey olur. Ama şöyle söyleyeyim. Muharrem İnce'yi normal şartlarda eğer tam muhalifse tam muhalefetini yapsaydı. Yani hem iktidara hem muhalefete böyle laf çakan bir hali olmasaydı yani biraz Sinan Oğan tarzıyla gitmiş olsaydı emin olun şu an %4'lerden aşağı düşmezdi oyu. Ben yine Muharrem İnce'nin bu yeteneklerini aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar ortaya koyacak şekilde ama böyle daha sakin, daha hiddetsiz bir Muharrem İnce yine bütün bu yaşananları unutturup bence Türk siyasetinde bu yaşananlar yer unutulmaz. Bizim toplumumuz yeter ki bunların, 3 gün boyunca istikrarlı bir söylem içinde AKP bakın, dışında şey örneği yoktur. Savrulmadan hareket ederse İYİ Parti'yi de katabiliriz buna. İYİ Parti ama İYİ Parti başka bir şey. AKP bakın, örneği Meral Hanım'ın bir daha toparlanamayacağını, %5'in altına düşeceğini söylemişler. Ben öyle olmayacağını söylemiştim. Meral Hanım'ın kendince bir kapasitesi olmadığı var. Sürece çünkü bir partinin büyüme şansı olmaz. Bir ismin de büyüme şansı olmaz. Yani bunlar bir süre sonra gerçekten şey olur. Yani siyasi olarak varlığını ya partiye de gerek yok. Yani bu ülkede Tansu Çiller partisiz martisiz geldi. Başbakan oldu yani. Olur parti. Başka türlü canım, olur mu canım ya? Olur mu? 91'de doğru yol. Onu anladım. Onu biliyorum. Ancak, gelişi başka türlü. Ancak Muharrem İnce belagat yeteneği bile ona artı bir şey kazandırır. Avantaj kazandırırdı. Yani. Bunu biraz şu an heba etti. Ama bu yeteneği, bu kapasitesi daha sakin bir Muharrem İnce'de bir şekilde siyasette kalma durumunu yaratabilir diyorum. Ha böyle olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu yeteneği vardı, kullanamadı. Bunu eklemek istedim. Nagihan'la devam edelim. Şimdi Necdet Bey mesela Sarıgül'den bahsetti. Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce. Mustafa Sarıgül yeniden CHP'de önü açıldı dediniz.
tekrar bir aktör olarak siyasi aranır, karşısına yeniden çıkacak. Aktör olabilir, evet. Şimdi peki Mustafa Sarıgül'ün bir siyasi çizgisi yok. Var mı? Yok. Yani arada bir fark yok bu açıdan. Tabii hani yok. Muharrem İnce'nin yok da Mustafa Sarıgül'ün var değil. Yani birebir bu belirleyici olmayabilir. Mustafa Sarıgül de bugün, bakın Mustafa Sarıgül ile Muharrem İnce arasında bence şöyle bir fark var. Mustafa Sarıgül çok daha iyi bir strateji kurdu. Ya başından itibaren hiçbir ego da yapmadı. Gördü, yeniden CHP'nin içinde o milletvekilliği üzerinden varlık gösterebileceğini hesapladı. Partisini falan bir kenara koydu. Gayet doğru adımlarla bugün Erzincan'da vekil çıkaramayan CHP'ye vekil çıkartacak. Son derece mantıklı. Konuşmalarını da dün dinledim. Gayet şey... yani akılcı. Ki hatta Cumhurbaşkanlığı seçimine de katkısı olabilir Sarıgül. Olur. Olur. Çünkü Sarıgül yerelde çok iyi çalışan. Rüştünü bu konuda ispatlamış bir isim. Yani hakikaten Nişantaşı'nda kapı kapı Şişli'de kapı kapı dolaştı. Kapı kapı birebir siyaseti ustası. Bak, hiçbir ideolojisi hemen, yok. Hemen bir şey söyleyeceğim. 80'li yıllar polis muhabiriyim. Gecenin bir vakti nümayişleri, olayları takip ediyoruz. Mustafa Sarıgül sırtında ahaliyi hastaneye taşırdı. Şişli Etfale. Öyle görüntülerini hatırlıyorum. 80'li evet. yıllarda. Ya her sabah 5'te evinden çıkıyordu. Kapı kapı dolaşır. Kimin ne ihtiyacı var sorar, not alır. İsim isim bilir, tokalaşır. Yani bu kadar çalışkan, birebir diyalog kuran bir insan hem de Erzincanlı. CHP açısından da doğru tercih. Hani kazan kazan durumu Mustafa Sarıgül'de. Evet, o doğru. Şimdi Muharrem İnce bugün geldiğimiz noktada çok önemli oranda pazarlık gücünü kaybetti.